Korkuları, hareketimizin büyümesi, duyulması. Ödleri kopuyor bundan. Yapacağımız bir basın açıklamasıydı. Belki çok insan duymayacaktı bile. Şimdi ne oldu? Milyonlarca insan duydu. Bir basın açıklaması olmaktan çıktı, 10 bin basın açıklamasına dönüştü. Öyle mi değil mi? Bütün dünya alem duydu. Bir yerden talimat geldi, ondan sonra tavırları değişti. Demek ki emniyet de özgür değil. Zaten her zaman biz emir kuluyuz deyip duruyorlar. Ben de onlara her zaman Allah'ın kulu olun. Bir türlü Allah'ın kulu olmayı başaramadınız diyorum demeye devam edeceğim. Yarın bu dünyada bile devran değiştiği zaman o emir verenler hepsi hapse girecekler. Devran değiştiği gün bunu yapanlar hepsi bunlara mahkemede bunun hesabını verecekler. O zaman bana falan emir verdi filan emir verdi diyerek kendini kurtaramayacaksın amir. Kanunsuz emre itaat edemezsin. Sen benim hürriyetimi sınırlayamazsın. Ben özgürüm. İstediğim şehre girerim. Terörist miyim? Böyle bir şey var mı? Yok. O halde girerim. Engelleyemezsin. Ancak terör tehlikesi varsa engel olabilirsin. Var mı bizde öyle bir şey? O halde engel olamazsın. Kar mı ettiler, zarar mı ettiler? Zarar ettiler. Biz de kar ettik. Siz bilirsiniz. İstersen bu kafayla devam et. Kozan'da ve Erzin'de basın açıklaması yapmak isteyen Furkan gönüllülerine emniyetin çok sert müdahalede bulunması nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında öyle zannediyorum ki önce böyle bir böyle bir plan yapılmamıştı. Böyle bir şey düşünülmemişti zannediyorum. Sonradan bir yerden talimat geldi. Sabahleyin bize haber geldi. Emniyet yetkilileri istediğiniz programı yapabilirsiniz dediler arkadaşlarımıza. Basın açıklamasını istediğiniz gibi programınızı yapabilirsiniz dediler. Sanıyorum bu bir videoda var. Bir arkadaş orada o komiser mi amir mi artık rütbesini bilmiyorum. Ona, onunla konuşuyor ve siz böyle demediniz mi? Söz vermediniz mi? İstediğiniz gibi program yapabilirsiniz. Zaten 5 dakika bir basın açıklaması okuyacağız, dağılacağız. Siz de zaten tamam yapabilirsiniz demiştiniz. Evet diyor demiştim ama böyle talimat geldi sonra. Demek ki emniyete talimat başka yerden geliyor. Bu olaylar yüzünden tüm arkadaşlarımızın bütün emniyet personeline karşı nefret dolu olmasını istemiyorum. İçinden bir sürü temiz insan da vardır. Her teşkilatta zalim de olur, iyi insan da olur. İçlerinden bu yapılandan ötürü rahatsız olan, üzülen insanların olduğunu da zannediyorum. Hepsini suçlamıyorum. Ama evet çok zalimce davrandılar. Bir yerden talimat geldi. Ondan sonra tavırları değişti. Demek ki emniyet de özgür değil. Zaten her zaman biz emir kuluyuz deyip duruyorlar. Ben de onlara her zaman Allah'ın kulu olun. Bir türlü Allah'ın kulu olmayı başaramadınız diyorum demeye devam edeceğim. Bunlar zannediyorum bunlara gelen talimat. Olay çıkartmayın. Sessiz sedasız bunları ikna edin. Ve bir kenarda basın açıklamalarını yapmalarını sağlayın. Kimsenin görmediği bir yerde. Ee, kendi kendilerine okusunlar. Kendi kendilerine dağılıp gitsinler. Kimse duymasın, görmesin. Korkuları hareketimizin büyümesi, duyulması Ödleri kopuyor bundan. Kendilerince böyle planlar yapıyorlar. Hani biraz evvel tefsirde de anlattım, geçen hafta da anlatmıştım o ayeti. Em yuridune keyde yoksa onlar bir tuzak kurmak mı istiyorlar? Böyle planlar yapıyorlar kendilerince. Fellezine keferu humul mekidun. Onlar tuzak kurduğunu zannediyorlar ama aslında onlar tuzağa düşenlerdir. Bakın bu olayda da onu yaşadık. Yapacağımız bir basın açıklamasıydı. Belki çok insan duymayacaktı bile. Oradan geçen 20-30 tane o e, basın açıklaması için ayrılan mekan. Ben videodan da izledim. Çok seyrek araba geçiyor. Yani zaten Erzin küçük bir yer. Öyle yani Adana gibi Ankara gibi İstanbul gibi trafiği yoğun sürekli insanların geçtiği bir yer öyle bir yer olamaz zaten küçük bir yer. Ben videodan da izledim yani ara sıra bir iki taksi geçiyor çok yoğun bir yer de değil. Yani en yoğun yeri de ora yani ora, oradan bir beş dakika on dakika içerisinde kaç tane araba geçecek kim ne anlayacak baksa ne olacak ki durup da onu mu dinleyecek sanki. Yani bu olaya gerek yoktu. Adana Emniyeti biraz bu işi çözdü. Artık o kadar fazla karışmıyor. Çünkü manası yok. Yani orada okusunlar, dağılsın, gitsinler. Mantıklı olan da bu. Onlar daha evvel de bize bir zulüm yapmışlardı. O zaman da Allah onları mağlup etti, rezil etti. Ve sanki onun intikamını almak ister gibi bu sefer böyle bir şey yaptılar. Ama ilk başta böyle bir hesap yoktu. Bir yerden talimat geldi. Ve bir basın açıklamasına izin vermek istemediler. Daha doğrusu tenha bir yerde yapılmasını istediler. 20 30 tane 50 tane araba görmesin, 50 kişi görmesin. 100 kişi görmesin. Şimdi ne oldu? Milyonlarca insan duydu. Bir basın açıklaması olmaktan çıktı. 10 bin basın açıklamasına dönüştü. Öyle mi değil mi? Bütün dünya alem duydu. Ne oldu şimdi? Bu akıllıca bir yol değil yani. Arkadaşlarımızı ben şahidim buradan canlı yayından izliyordum. Haber geldi yani böyle böyle olaylar olmuş diye. Zaten oradan canlı yayın yapanlar var. Herkes dünya izliyor zaten. Ya yani ben de bakayım dedim durum nasıl diye. İkindi ezanı okunurken arkadaşlar camiye gitmek istediler. Bakın ben de şahidim buradan izliyordum yani. İkindi ezanı okunurken camiye gitmek istediler. Zaten orada da yorulmuşlar. Yani güneşin altındalar saatlerce. Saat e, tam kaçta hatırlamıyorum. On buçuk, on bir filan gibiydi. Başladı bu durum. Saat dördü çeyrek geçe ikindi ezanı okunuyor. Bakın beş saat civarında orada bu insanlar yolda güneşin altında perişan vaziyetteler. Adana'nın sıcağı biliyorsunuz. Erzin'de Adana sayılır zaten. Yani bu güneşten Beş saat beklemişler. Bunların ihtiyaçları var. Kimi tuvalete gidecek, kimi elini yüzünü yıkayacak. Zaten namaz vakti gelmiş. Camiye gidelim, orada namazımızı da kılalım. Dediler. Kabul etmediler ve müdahaleye başladılar. Sanıyorlar ki arkadaşlar camiye giderse o alanla zaten camiyle karşı karşıyaymış. Hani camiden çıkıp bir de orada basın açıklaması yapmak isterler gibi düşünüyorlar. Bundan korkuyorlar. Yani bizim dediğimiz olmayacak, sizin dediğiniz mi olacak? Ya öyle bir niyet yok, yok. Kalpleri mi biliyorsun ya sen? Adam namaza gidiyor. Eğer gene orada önlemini al, namazdan çıktıktan sonra illa da orada yapmaya kalkarsa, o zaman gene engel olursun. Ya zaten mümkün mü yani polisin müdahalesi esnasında basın açıklaması yapılabilir mi? E sen yani istersen gene engellersin zaten bunu öyle bir şey olursa yani camiden birden sonra ya böyle bir niyetimiz yok yok. Zaten olamaz ki ya niyetin olsa da olamaz. Ya müdahale esnasında basın açıklaması okunur mu? Böyle acemiler yani. Acemi, erzinem niyeti. Onlara o talimatı verenler de acemi. Böyle zannettiler zannediyorum ve engel oldular ama çok şiddetli bir şekilde engel oldular. Çok gaz kullandılar, çok job kullandılar. Hepsinin hesabını Allah'a verecekler. Biz onlardan bu dünyada da ahirette de şikayetçiyiz. Hakkımız haram olsun. Bunun üzerine 80 kişiyi, 9'u kadın, 80 kişiyi Emniyete götüreceğiz deyip bir spor salonuna götürüp oraya tıkadılar. Sonra e, pazarlık yapıyorlar. Bunların işte hepsinin ifadesini almayabiliriz. 6-7 kişininkini alalım. Gerisini bırakacağız. Neden? Bizi düşündüğünden olsa sen zaten bu zulmü yapmazsın. Bizi düşündüğün için değil. Neden? E, 80 kişinin ifadesi 2 gün sürecek yorulacaklar. Sabaha kadar başımızda bekleyecekler. Biliyorlar. Biz de oradan ayrılmayacağız. Emniyettekiler de yorulacak. Bizi dışarıda etrafımızı kuşatan çevik kuvveti amirleri, müdürleri de uykusuz kalacak, yorulacak. Biliyorlar biz gitmeyeceğiz. Onun için 6-7 kişininkini alalım diyorlar. Bir bundan dolayı kendi rahatlarını düşündükleri için. Bir de küçük bir olay gibi göstermek için. Yani 5-6 kişinin, 10 kişinin birlik bir olaymış gibi. Onların işte ifadesi alınmış falan. Onlar mahkemeye verilecek. Savcıya daha doğrusu verilecek. Bakalım savcı ne yapacak? Küçük göstermek istiyor. Mesela kadınların ifadesini almadı. Niye almadın? Bu olayda kadınlar da var. Yani kadın işin içine girmesin. Biraz daha eylem demek ki terörist bir eylem değil. Demek ki ya kadınlar da olduğuna göre yani hep örtülü kadınlar yani bunlar ne yapacak bunlar? Bunlar terörist mi yani? Olayın kötülüğü ne kadar kötü bir muamele yaptıkları ortaya çıkmasın diye kadınları kadınların ifadesini almadılar. Bu saygılarından sevgilerinden değil stratejilerinin gereği. Ve biz arkadaşlarımızı ne zaman bırakacaklarını bilmediğimiz için kalkıp oraya gittik. 80 kişi içeride. Biz nasıl oturalım? Kalktık gittik. Ersin'in girişinde sağda e, işte kontrol noktası kurmuşlar. Tabii geleceğimizi biliyorlar. Zaten ben ilan ettim. Orada bir benzinlikte. Arkadaşlar toplanmışlar, önlerin, polis önlerini kesmiş. Orada toplanmışlar. Aynı daha evvelki Erzin olayı gibi, İskender'in olayı gibi. Tesiste arkadaşlar toplanmışlar. Şimdi hepiniz şahitsiniz. Ben orada kısa bir konuşma yaptım. Ondan sonra orada duruyoruz. Tesiste yolu da kapattığımız yok. Birden polis müdahaleye başladı. Bir arkadaşı zorla almaya çalıştı. Hiçbir sebep yok yani. Hatta bir arkadaşımız duymuş. Polisler kendi arasında konuşurken bir olay çıkartmak lazım ki müdahale edebilelim diyorlarmış kendi aralarında konuşurken. Buna bizden bazı kişiler şahitler. Bir olay çıkartmamız lazım ki müdahale edebilelim. Ve o yüzden o arkadaşı zorla almaya çalıştılar. Arkadaşlar da bırakmadılar. Alamadılar. Ondan sonra çabuk kuvvete daha da sıkıştırma talimatı verildi kalkanlarla. Şimdi bu ne demek? Yola çıkın demek yani. Yola doğru itiyor. Yani. Bu kadar yüzlerce insan. Şimdi sen buna itersen bu nereye gidecek? Buradan da kapatmış ama mecburen bu insanlar burayı yaracak çıkacak yola. Bir taraftan gaz sıkıyorsun bir taraftan itiyorsun. Bu insan ne yapacak? Biz tesiste sakin sakin duruyorduk. Sen müdahaleyi başlattın. İnsanları yola doğru sürdün. Ondan sonra da utanmadan anons ediyor. Yolu kapatmayın bilmem ne. Ben kendisine de söyledim. Üç yıldızlı amirlerine. Sen dedim bizi yola sürdün. Biz tesiste duruyorduk. Yol açıktı. Sen bunu yaptın. Bilerek yaptın bunu. Sen kimin adamısın? Kimlere çalışıyorsun sen? Tesiste duran insanları yola doğru itiyorsun, yolun kapanmasını sağlıyorsun. Sen kime hizmet ediyorsun? Sen nereden, hangi gizli yerlerden talimat alıyorsun? Tesiste durduğumuzda videolar da şahit, canlı yayınlar da yapıldı o sırada. Hiçbir şey yapmıyoruz o da bekliyoruz. Sosyal mesafeyi de koruyarak orada duruyoruz arkadaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Sen bir kere benim Erzine girişim nasıl engellersin? Eşkıya mısın sen? Ben Erzine gireceğim. Sen kimsin ben Erzine girmem engel oluyorsun? Polis devleti olmuşuz. Kanun manun yok. Sen benim hürriyetimi sınırlayamazsın. Ben özgürüm. İstediğim şehre girerim. Terörist miyim? Böyle bir şey var mı? Yok. O halde girerim. Engelleyemezsin. Ancak terör tehlikesi varsa engel olabilirsin. Var mı bizde öyle bir şey? O halde engel olamazsın. Eşkıyalık yapıyorlar. Sen hangi hakla yolu kapatıyorsun? Aynı dört buçuk sene evvelki olay gibi. O zaman da aynısını yaptılar. Koca otobanı kapattılar. Ondan sonra utanmadan iddianamede diyor ki otobanı kapattılar. Bir sürü video var video utanmazlar. Videoda Toma otobana dik bir şekilde ortaya koymuş otobanı kapatmış. Videoları var. Hem oradan hem oradan iki taraftan da kapatmış. Bize diyor ki siz otobanı kapattınız ya bu kadar utanmazlık olmaz ya. Allah'tan ki bu telefonlar vardı her şey çekilmiş yani. Çok yalan söylüyorlar ya. Yalancı şahit getiriyorlar. Her olayda birkaç tane yaralanma görevlisi polis var. Her olayda birkaç tane yaralanma görevlisi polis var. O birkaç tane polis ayarlanıyor. O bana şöyle oldu, böyle oldu. Bir sürü yalan söylüyor mahkemede. Görevi bu, yalan söylemek. Biz orada Erzin yolunda mecbur yani sürekli tomalarla sıkıyorlar, sürekli gaz sıkıyorlar, sürekli coplarla vuruyorlar. Biz Erzin yolunda ilerliyoruz mecburen çünkü sürekli sıkıyorlar, nefes alamıyorsun. Ne yapacaksın? Mecburen yolda ilerliyorsun yani. Ne kadar gittik bilmiyorum o gecenin karanlığında. Herhalde bayağı ilerlemişiz. Yani beş kilometre olduğunu sanmıyorum da diyelim ki yani iki üç kilometre olsun. Yani bu ne demek yani? Habire sıkıyor, habire sıkıyor. Plastik mermi kullanıyor. Düşmana mı sıkıyorsun sen? Sen bu milletin polisiysen millete böyle davranamazsın. Böyle davranırsan bu milletin polisi olamazsın. Zamanla nefret edilen bir teşkilata dönüşürsünüz. Baktılar ki olacak gibi değil. Bir, bir oradan kesiyorlar, bir oradan kesiyorlar. Durduramadılar. Kaç defa geldi müdür o en e, rütbeli olanları. İşte onları bıraktılar, arkadaşlarınız bırakıldı artık siz de arabalarınıza binin gidin. Yalan söylüyor, resmen yalan söylüyor. Biz sürekli telefonla konuşuyoruz. Ya müdüre yanlış bilgi veriyorlar, ya müdür bize yalan söylüyor. Ya dedim biz devamlı konuşuyoruz telefonda. Hala arkadaşlarımız kimisi spor salonunda, kimisi oradan bırakılmış. Ama gerisi emniyette. Daha ifadeler bitmemiş. Bırakılmıyorlar. Ne zaman bırakılacağı da belli değil. Bu üç gün sürse biz üç gün buradayız dedim yani. Bunu böyle bilin. Sen bizim rahatımızı bozuyorsan biz de sen rahatını bozacağız. Evine gidemeyeceksin müdür. Evine gidemeyeceksin. burada ayrılamayacaksın. Biz buradan ayrılmayacağız. Sen de evine gidemeyeceksin. Ondan sonra bitirdiler. Eğer biz orada bu mücadeleyi vermeseydik, ben bunların saat 11 buçuk falan gibiydi haber geldi bitti diye. Ama o rütbelileri bana saat kaçtı saat 9 gibi falan da herhalde biz orada kaçta vardık 9 civarıydı sanıyorum o o saatte bile bitti dağıldılar tamam da gidin diyordu bana <laughs> saat 11 11.30'da bitti yalana bakın yani böyle bir durum oldu ve e, ben mücadele veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bunlar bize inşallah sevap olarak dönecek, onlara da günah olarak dönecek. Geçenlerde bir polis geldi buraya. Bizim dört buçuk sene önceki İskenderun olayı yine aynı Erzin'de oldu yine. Adı İskenderun diyoruz da aslında İskenderun'da olmadı. Erzin'de yine aynı yerde oldu. Otobanda. O olayda varmış o polis. Ama onlar gibi düşünmüyor, bizi seviyor. Onlar gibi zulmetmemiş. Görev yapıyor gibi yapıyor falan ama vurmuyor, bir şey yapmıyor. Böyleleri de var. Zalim zalimlerden olmak istemiyor. o emir veren kıyamet günü onu kurtaracak mı? Yarın bu dünyada bile devran değiştiği zaman o emir verenler hepsi hapse girecekler. Devran değiştiği gün bunu yapanlar hepsi bunlara mahkemede bunun hesabını verecekler. O zaman bana falan emir verdi falan emir verdi diyerek kendini kurtaramayacaksın amir. Kanunsuz emre itaat edemezsin. O zaman darbeciler de haklı. Bana böyle talimat verildi der. Ne yapayım der. Olur mu öyle şey? Böyle talimata uyulur mu? Ve dün oradan geldikten sonra da kısa bir açıklama yapmıştım. Orada da söyledim. Bakın bizzat benim eşim. Birisi düşmüş yere ben ölüyor zannettim dedi nefes alamıyor ve adam gitti gidiyor yani. Ölüyor sandım, 112'yi aradım ve işte filan yeri arayın dediler, orayı aradım, olayı anlattım. Ha dediler şu olay mı şu Erzin girişinde polislerin müdahale ettiği olay. Evet o olay dedim. Tamam dediler telefonu kapattılar. O kapatış. Sağlık görevlileri yardıma gelmediler ambulans gö göndermediler. Yani ölecekse ölsün diyor. O telefonu kapatıp da yardıma gelmeyen alçak. Bir gün senin başına gelirse görürsün gününü. Bu insanla kötü bir şey mi yaptı? Ha? Sen polisin her yaptığı doğru mu zannediyorsun? Ha? Polis melek mi? Her teşkilatta iyi insan da var, kötü insan da var. Sen gel görevini yapsana, sana ne kötü iyi fark etmez, sen doktorsun doktorluğunu yap. Sana mı düştü, sen ha hakim misin, savcı mısın, sen karar mı vereceksin? Sen görevini yap. Sen ne biliyorsun bu insanın kötü bir insan olduğunu? Böyle bir alçaklıkla da karşılaştık. Birçok arkadaşımıza darp izleri var. Benim hanımımda da var. Ve hatta hanım orada az kalsın altta kalıyor, e, ezilecekmiş, düşmüş yere, üstüne yığılmışlar, birisi çekmese altta kalıp ezilecekmiş. Böyle bir durum, kadınların olduğu kısımda da yalnız erkeklere değil, kadınlara da yapıldı. Hatta ilk başta kadın polisler yok onların onlar müdahale etmiyor. Erkek polisler kalkanlarla tutan da oldu bilmiyorum ama kalkanlarla vurarak kadınlara. Elbette bu hesabın Allah'a verecekler. İnşallah bu dünyada da verecekler. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmaz, bunlar bizi sağlamlaştırır. Eğer bizi bunlarla tahrik etmek, teröristleştirmek, terörize etmek istiyorlarsa yanılıyorlar. Hapisteyken bir avukat geldi, dedi ki yine böyle olaylar olmuştu o zaman da. Hangi olay hatırlamıyorum, olay o kadar çok ki. Antep olayı mıydı? Böyle, böyle bir olay olmuştu. Bana dedi ki ya hocam yani bu gibi olaylar yüzünden radikalleşmezseniz değil mi? O da ondan korkuyor. Dedim ki, biz metodumuzu Kur'an ve sünnetten alıyoruz. İnsanların tavırlarından değil. Yani bunlar şöyle davran, o halde bizim bundan sonra böyle yapalım. Öyle düşünmüyoruz. Kur'an ve sünnete göre davranıyoruz. Peygamberimiz nasıl mücadele verdiyse öyle mücadele veriyoruz. Peygamberimiz de zulme uğradı ama kimseyi de öldürmedi. Sen radikalleşmekten filan bahsediyorsun, korkmana gerek yok. Çünkü biz devletin tavrına göre tavrımızı belirlemiyoruz. Kur'an'a göre belirliyoruz. Eğer bu şekilde terörize edeceklerini zannediyorlarsa aldanıyorlar. Yıldıracaklarını zannediyorlarsa yine aldanıyorlar. Korkutacaklarını zannediyorlarsa yine aldanıyorlar. Bunların içinde hiç akıllı adam yok mu ya? Hala anlamadılar mı yani? yani? biz bunlarla vazgeçmeyiz yani. Ben yasal hakkımı kullanıyorum. O zaman anayasayı değiştir, baba yasayı değiştir, kanunları değiştir. Niye değiştirmiyorsun? Sen anayasanda madde 34 herkes önceden izin almaksızın gö toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. İzin almasına gerek yoktur diyor anayasa. Kanun da buna uymak zorunda zaten. Kanun da ona göre çıkarılmıştır. Anayasa esastır. Kanunlar ona göre hazırlanır. O zaman bunu değiştir. Değiştiremiyor. Çünkü bütün dünyaya rezil olur. O zaman diktatör bir ülke gibi görünür. Toplantı, gösteri yürüyüşü yasaktır. Şu yasaktır. Bu hepsini yasaklaması lazım. O zaman dünyaya diktatör bir ülke gibi görünecek. Öyle olmasın diye kanun güzel yazılıyor ama kanuna uyulmuyor. Telefonla iş bitiriliyor. Kanunsuz telefonlar geliyor. Kanun öyle ise de siz şöyle yapacaksınız. deniyor. Yani bu olayın misalleri çok. Mesela ben hapisteyken telefon hakkım kesilmiş diye bir ara. O cezayı veren müdürün kendisi. Bakın birkaç tane müdür var. O cezayı veren müdürün kendisi aynen şunu söylüyor. Ben biliyorum diyor bundan dolayı bu cezayı veremeyiz. Ama talimat böyle ne yapayım diyor. Bakın. Kanun var kanunun dışına çıkıyor. Ne yapayım diyor talimat böyle. Kıyamet günü göreceksin. Ben senden şikayetçi olduğum gün. Sen o zaman göreceksin. Cehenneme daldığın gün. O zaman sen göreceksin. Talimat böyleydi. Ya Rabbi bilmem ne bakayım kabul olacak mı bakayım yani. Kendisi cezayı veriyor. Ben savunmamda da zaten yazmıştım. Hakkım size haram olsun dedim. Ben tek başıma bir odaya koyduğunuz yetmedi. Bir de şimdi bunu mu engelliyorsunuz? Haftada bir 10 dakika konuşuyorum. Onu mu engelliyorsunuz? Yani kanunsuz davranıyorlar. Telefonla iş bitiriliyor. Senle ilgili diyor bize gizli yazı geldi. Yazıyı görebilir miyim? Yok diyor göremezsin. Avukatıma gösterir misin? Yok ona da gösteremeyiz. Ya bu nasıl bir devlet bu? Ne gizli yazısı ya? Hani hukuk devletiydi? Hukuk devletinde kanuna göre olur? Kanun neyse göster bana. Böyle bir kanun yok ve olamaz. İstediğine istediği gibi muamele ediyor. Telefonla iş bitiyor. Kanun manun yalan dolan. Gücü ellerini almışlar. Habire zulmediyorlar. Derste de anlattım. Zalimin hasmı Allah'tır. Allah belanızı en de sonda verecektir. Bu yanınıza kalmayacak. Ey zalimler. Şimdi polis kendisine hiçbir şey yapmayan adama vurabilir mi? Adam duruyor kenarda böyle duruyor. Ona gidip vuruyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Sana bu copu, bu kalkanı, bu silahı bunun için mi verdi devlet, millet? Ha? Kenarda duran adama vuruyorsun sen. Adam benzinlikte arkadaşlarını bekliyor. Ne karışıyorsun sen adama? Allah rezil etti. Bir türlü dağıtamadı. Dağılın diyor, kimse dağılmıyor. Bir türlü dağıtamadı. Ondan sonra baktılar ki bu sabaha kadar sürecek rahatları bozulacak. Hemen telefon edip oradaki işlemleri hızlandırdılar. Bir basın açıklaması ne izin vermediler. 10 bin basın açıklaması gücünde bir olay meydana geldi. Kar mı ettiler, zarar mı ettiler? Zarar ettiler. Biz de kar ettik. Siz bilirsiniz. İsterseniz bu kafayla devam edin.